Parmağınızı şıklatmanızı rica ediyorum. Yaptınız mı? Aa, harikasınız. Üşenip yapmayanları ve olayı daha idrak edemeyenleri de görüyorum burada. Her neyse. Parmaklarımızı şıklattığımızda duyduğumuz o belirgin şık sesi çoğu kişinin sandığının aksine baş parmakla orta parmağın birbirine sürtünmesinden veya birbirinden hızla ayrılmasından kaynaklanmaz. Sesin asıl kaynağı bu hareketin son aşamasında orta parmağımızın avuç içimize, özellikle de baş parmağımızın altındaki etli kısım olan tenar kası hızla çarpmasıdır. Süreç şöyle işler. Önce baş parmak ve orta parmak birbirine sıkıca bastırılarak bir gerilim ve potansiyel enerji biriktirilir. Bu sırada genellikle yüzük parmağı da avuç içine doğru kıvrılarak bir tür destek veya çarpma yüzeyi oluşturur. Orta parmak baş parmaktan kurtulduğu anda biriken bu enerjiyle hızla serbest kalır ve doğrudan avuç içine çarpar. İşte duyduğumuz o net ve keskin şık sesi bu hızlı ve güçlü çarpmanın yarattığı bir ses dalgasıdır. Parmağın deriye teması ve o avuç içinin bir miktar rezonans oluşturması, yani sesi yansıtıp güçlendirmesi de bu sesin belirginleşmesine katkıda bulunur.